Merhaba arkadaşlar, Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 10. sınıf edebiyat 2. dönem 1. yazılısı için hazırlık çalışması yapacağız. Hemen ilk sorumuz ile başlıyoruz. Servet-i Fünun dönemi romancılarından 5 tanesini yazınız demişiz. Hemen yazalım. İlk olarak ne diyelim? Halit Ziya Uşaklıgil Mehmet Rauf Hüseyin Cahit Yalçın. Süleyman Nazif. Şöyle yapalım. Süleyman. Nazif. Beşinci olarak Ahmet Hikmet Müftüoğlu diyebiliriz. Ahmet Hikmet Müftüoğlu şeklinde birinci sorumuzu tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. İkinci olarak aşağıdaki eserlerin yazarlarını karşılarına yazınız demişiz. İntiba Namık Kemal'e ait arkadaşlar. Şöyle kalemimizi değiştirelim yine. Namık Kemal. Araba sevdası Reca İzade Mahmut Ekrem. Sergü, Sergüz Jest. Sami. Paşazade. Sezai. Cezmi. Yine Namık Kemal'e ait eser arkadaşlar. Kemal. Felatun Bey Rakım Efendi Ahmet Mithat'a ait bir eser diyoruz. Ve birinci sayfamızı mükemmel bir şekilde tamamlayıp arka sayfamızdaki sorulara geçiyoruz. Aşağıdaki boşlukları doğru bir şekilde doldurunuz demişiz. Gazelin en güzel beytine beytül gazel denir arkadaşlar. Beytül gazel. Gazelin son beytine makta denir. Gazelin ilk beytine ise matla denir. Arkadaşlar bunu karıştırmıyoruz. Gazelin son beytine makta k ile. Gazelin ilk beytine ise ben ne diyorum? Matla t ile. Şairin adının bulunduğu beyite taç beyit denir arkadaşlar. Dedik ve bu sorumuzu da mükemmel bir şekilde tamamlamış olduk. Peki bir diğer sorumuza geçiyoruz. Türk edebiyatındaki yapay yani yapma destanlara 3 örnek veririz, veriniz demişiz. Üç şehitler destanı. Kimin yazdığını da yazalım. Hem genel kültür olsun hem de belki karşınıza çıkacak. Fazla üstünü dağlarca yazmıştır. Kayıp Cennet. İngilizlere ait olduğu için bunun ismini yazmıyorum. En azından Üç Şehitler Destanı'nın Fazla Üstü fazla üstüne dağlarca ait olduğunu bilelim. Kurtarılmış Kudüs dersek, Kurtarılmış Kudüs dersek, bu üç örneği vermiş oluruz arkadaşlar ve bu sorumuzu da güzel bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Gazel ve kaside'nin farklarını yazınız demişiz arkadaşlar. Gazeller aşk, kadın, şarap ve benzeri konuları işlerken, kasideler ise din ve devlet büyüklerine övgü amacıyla yazılan. Eserlerdir arkadaşlar. Gazeller. Aşk. Kadın. Şarap ve benzeri konularda. Bebek konu e, ve benzeri konuları işlerken diyelim. Konuları işlerken. Kasideler ise din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılır. Dedik. Gazellerin 5 beyit sayısı arkadaşlar gazelin beyit sayısı 5 ila 15 iken 5 ila 15 arasındayken kasideler ise 31 99 beyit arasında değişir. Bir tane daha yazalım ne diyelim kasidede 6 tane bölüm var arkadaşlar. Nesip, Girizgah, Metiye, Tekazül, Fahriye ve Duva almak üzere. Gazelde ise bu bölümler yer almıyor. Bu ekstra bir bilgi olarak kalsın onu yazmayalım. Ne dedik? Kasidede örneğin 6 bölüm varken Gazelde bu tarz bölümler yer almaz dedik. Ve bu sorumuzu da güzel bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Semai ve varsayının ortak özelliklerini yazınız demişiz arkadaşlar. Her ikisinin de Nazım birimi dörtlüktür. 8'li hece ölçüsüyle yazılırlar. Yavaş yazınca yazı güzelleşiyor ama sınav haftası yaklaştığı için arkadaşlar günde birden çok video çekiyoruz ve artık yoruluyoruz. Daha doğrusu yoruluyorum. O yüzden yazı çirkinleşirse kusura bakmayın. Tabiat sevgi ve ayrılık konularını işlerler. Her ikisinde de sona doğru arkadaşlar. Eserin sonuna doğru yazarın mahlası bulunur. Mahlas neydi arkadaşlar? Parantez içerisinde yazalım. Takma at. Lakap diyebiliriz. Takma at. Lakabı bulunur. Dedik ve bu sorumuza mükemmel bir şekilde cevaplamış olduk. Su kasidesi hakkında kısaca bilgi veriniz demişiz. Redifi su olduğu için bu şekilde adlandırılıyor arkadaşlar. Redifi su olduğu için bu şekilde adlandırılır. Onun dışarısında Türk edebiyatının büyük şairlerinden Füzuli'nin bir söz şah eseridir. Türk edebiyatının büyük şairlerinden Fuzuli'nin bir söz şah eseridir. Onun dışarısında ne diyebiliriz? Şu önemli bir bilgi, bir de şunu ekleyelim. Arkadaşlar Fuzuli bu kasidesini Hz. Muhammed'i e övmek amacı ile yazmıştır. Fuzuli bu kasidesini Hz. Muhammed'i e övmek amacı ile yazmıştır yazmıştır dedik ve bu sorumuzu da mükemmel bir şekilde sonlandırmış olduk arkadaşlar. Bir diğer sorumuzda ne demiş? Tuyu nedir? Açıklayınız. Arkadaşlar tu tuyu <laughs> evet tuyu divan edebiyatına Türklerin kazandırdığı bir nazım şeklidir. Divan edebiyatına Türklerin kazandırdığı bir nazım şeklidir. Kafiye düzeni A A B A ya da A A A A şeklindedir. Arkadaşlar onun dışarısında 4 dizeden oluşur. 4 dizeden oluşur. Genellikle cinaslı kafiye kullanılır. Kullanılır. Dersek yeterli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar ve bu sorumuzda güzel bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Ne demişiz? Divan şiirinin ilk temsilcisi ve ton son temsilcisi kimlerdir? Evet artık videolarda zaman ilerledikçe, video sayısı arttıkça, artık soruları da okuyamaz hale geliyoruz. Ne demişiz? Divan şiirinin ilk temsilcisi ve son temsilcisi kimlerdir? Arkadaşlar ilk temsilcisi Hoca Dehani'dir arkadaşlar. İlk temsilcisi Hoca dehane. Son temsilcisi ise Şeyh Galip'tir arkadaşlar. Son temsilcisi ise Şeyh Galip'tir. Dedik ve bu sorumuzda ne yaptık arkadaşlar? Siz söyleyin. Mükemmel bir şekilde sonlandırmış olduk. İslami dönem Türk Edebiyatı'nın ilk destanı nedir demişiz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle söyleyelim. İslami Türk Edebiyatı'nın bilinen ilk büyük eseri Kutadgu Bilik arkadaşlar. 6645 beyitten oluşuyor. Manzum şeklinde yazılmıştır. Ve bir siyasetname kitabıdır. Ve Kutadgu Bilik'in kelime anlamı neydi arkadaşlar? Bu da altın değerinde bir bilgi mutlu olma bilgisi şeklinde çevirebiliriz. O zaman maddeler halinde bunu yazalım. Kutaklı biliktir. Peki kutaklı bilik kim tarafından yazıldı arkadaşlar? Yusuf Has Hacip tarafından yazıldı. Yusuf Has Hacip tarafından yazıldı. 6645 beyitten oluşur. siyasetname kitabıdır. Anlamı ise mutlu olma bilgisidir diyebiliriz. Mutlu olma bilgisi deyiz. Ve dersimizi mükemmel bir şekilde sonlandırırız arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar sınıfınıza ait diğer yazılı videolar videolarına kanalımda videolar kısmında ulaşabilirsiniz. Yeni konu anlatımlarından ve yazılı hazırlık çalışmalarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.